yolculuğumuza devam ediyoruz. İşte üçüncü gündeyiz. Praha'nın dışında Çekya'nın en önemli yerlerinden birine gideceğiz. Burası bir termal turizm cenneti. Karlovari. Evet değerli izleyenlerimiz, Prag'da 3. günümüzdeyiz ve bugünkü turumuz sabahın erken saatlerinde Karlovy Vary'e doğru yola çıkacağımız bir tur olacak. Yani şöyle, yaklaşık 1,5 saat sonra bizler şifalar kaynağı o diyara merhaba diyeceğiz. Tam 12 farklı suyun çıktığı Karlovy bir şifalar kaynağı. Yüzyıllardır burada insanlar şifa aramış. Romalılardan biri, şifa arayan insanlar burada medeniyetlerini kurmuşlar. Karlovy turu başlıyor. Değerli izleyenlerimiz, 1,5 saatlik otobüs yolculuğunun ardından Karlovy'deyiz. İşte görmüş olduğunuz gibi eşsiz güzellikte, harika binalarıyla, termal sularıyla bir cennet. Karlovy ile ilgili birçok detayı sizlerle paylaşacağız elbette. Karlovy turumuz başlıyor. Şehrin adı aynı zamanda kralın banyosu anlamına geliyor. Bunun sebebi yüzyıllar boyunca Karlovy'ye birçok aristokrat, imparator gelmiş ve ılıcalardan, kaplıcalardan yararlanmış. Karlovy 1370 yılında Kutsal Cermen İmparatoru Karl tarafından kuruluyor. Karl'ın keşfi, ılıcaları ve kaplıcaları bulması şehrin de başlangıcını hazırlıyor. Karlovy'de 12-13 ayrı şifa kaynağı var. Elbette şehirde bu kadar çeşitli şifalı su olunca önemli bir sağlık turizmi noktası Karlovy. Bu önemli turizmden yararlananlar dünyanın da önemli insanları. O insanlardan biri de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk dışında ünlü Rus çarı Petro, birçok aristokrat, soylu, zengin, iş adamı ve dönemin önemli yazarları, sanatçıları tedavi için, şifa bulmak için Karlovy'ye gelmişler. Mozart, Beethoven, Pasteur gibi önemli isimler Karlovy'nin şifa kaynağından yararlanmışlar. Efendim biz bu güzel şehri, inci gibi şehri gezeceğiz. Niye öyle dediğimi de ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Hakikaten bütün binalar gerçekten çok hoş ve hakikaten özenle inşa edilmiş. Dış yapıları da özenle detaylandırılmış diye düşünüyoruz. Gezmeye başlıyoruz. Hem termal hem ılıca. Porselen ibriklerle içiliyor burada termal su. Karlovy'de bir başka noktadayız. Karlovy'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de görmüş olduğunuz porselen ibrikler. Peki bu ibriklerin önemi ne derseniz şöyle açıklayabiliriz. Karlovy'de 12-13 çeşit farklı su var. Bu suların dereceleri de farklı. 30 dereceden 72 dereceye kadar değişen ısılardaki sular İnsanların ağızlarını yakmasın diye bu ibrikleri kullanıyorlar. Porselen ibriğe alınan su hem soğuyor hem de uç kısmından yavaş yavaş içmek mümkün oluyor. Suyu yavaş yavaş içmekte kullanılan bu porselen ibrikler Karlovy'nin de simgesi olmuş. Karlovy'ye şifa bulmaya gelenler tedavi süresi boyunca
doktor gözetiminde yer alıyorlar ve suları belli oranlarda kullanıyorlarmış. Çünkü Karlovari'de çıkan 12-13 çeşit farklı suyun her birinin farklı özelliği, içinde farklı mineraller bulunuyor. Taş binalar var Karlovari'de. Saray gibi bir şehir. Zaten adı da kralın banyosu. Karlovari 14. yüzyılda keşfedilen bir şehir. Bu doğal kaynaklar 14. yüzyıldan itibaren dikkat çekmiş. Ama şehrin kaderini değiştiren gelişme 1700'lü yıllarda ünlü Rus çarı Petro'nun kenti ziyaret etmesi ve şifa bulmak için kente gelmesiyle başlıyor. Çar Petro'nun ünlendirdiği bu şehir 1700'lü yıllardan itibaren tüm Avrupa genelinde soylu ailelerin, zenginlerin şifa bulmak için geldiği bir yere dönüşüyor. Karlovari'yi zirveye taşıyan da işte bu zengin tabaka. Aristokratların gelmesiyle, yöneticilerin, kralların, çarların gelmesiyle kentin binaları da adeta birer sarayı andırıyor. Küçük bir kent olmasına rağmen Karlovari hemen hemen her binası birer saray gibi. Bunun sebebi de 1700'lü yıllardan itibaren kenti ziyaret eden zenginler ve aristokratlar. İzleyenlerimiz keyifli bir gezi devam ediyor. Semra Hanım'la beraberiz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Beğendiniz mi buraları? Beğendim. Çok. Görüşlerinizi alalım biraz. Her şey çok güzel. Orta çağdan bu yana korunmuş, muhafaza edilmiş olması olağanüstü. Vallahi dünya size güzel. Evet hocam. Bir selam etmek ister misiniz İstanbul'a, Türkiye'ye? İstanbul'a selam, Türkiye'ye selam. Beraber eğlenmeye, gezmeye devam ediyoruz. Karlovari'de Tepla Deresi'ndeyiz. Değerli izleyenlerimiz, Karlovari turumuz devam ediyor. Bu arada görmüş olduğunuz gibi gayet keyifli, gayet güzel bir ortam. Dünyanın dört bir yanından insanlar Karlovari'yi gezmeye geliyorlar. Burayla ilgili bir dipnot. Şehri ikiye ayıran Tepla isimli bir dere, bir nehir var. Tepla Slav dilinde ılık anlamına geliyor. Bunun manası şu, tabii burada termal kaynaklar var ve bu termal kaynaklar neticesinde akan nehir ılık olarak akıyor ve böyle bir isim yakıştırmış Slavlar. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu cadde boylu boyunca uzanıyor ve nehrin iki yakasında da oteller,
butik oteller, restoranlar, alışveriş yapabileceğiniz mekanlar var ve bu cadde trafiğe kapalı. Yani rahatlıkla çoluk çocuk bu caddede böyle yürüyebiliyorsunuz. Ortamda gayet hoş. Resmen bir tablo gibi. Hani olur ya böyle yakın çağın ünlü ressamlarının, Monet'in, Rembrandt'ın bazı tabloları, işte görüyorsunuz tablo gibi bir ortam var. Bizim tavsiyemiz Çekya'ya geldiğinizde Carlo Vary'e uğramanız diyoruz ve gezintimizi sürdürüyoruz. Harika oteller, çok güzel restoranlar var. Restoranlar demişken biz çılgın Türkler de Carlo Vary'deyiz. Hem de yerleşik olarak. İşte Bohemian kristallerini satan bu abimiz yıllardır Carlo Vary'de. Evet değerli izleyenlerimiz, Carlo Vary turu devam ederken burada harika kristalleri gördük. Tabii ki burası Bohemia bölgesi ve Bohemia'nın da muhteşem kristalleri var. Biz onun için girdiğimizde bir baktık ki Türkçe konuşuyorlar. Sonra dedik ki Türkçe mi öğrendiler? Yok zaten Türkler onlar. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, tanışabilir miyiz? Tabii tabii. Öncelikle hoş geldiniz. Benim ismim Selahattin Ocak. 26 yıldan beri buradayız. 92 yılında geldik. 1992, işte aşağı yukarı 26. yılımızı dolduruyoruz. Sizi ne getirdi buraya? Vallahi öyle tesadüf, rüzgar. Rüzgarlar getirdi işte. Yani gezmeye gelmiştik. Bir de arayış içerisindeydik tabii. Yaptık burası boşluğu görünce dedik tamam, burada biz şey yapabiliriz. Neler yapıyorsunuz? Biraz işinizi de anlatın. İşimiz, biz burada Bohemia Kristal'in Carlo Vary'deki satış distribütörüyüz. Bohemia Kristal'in gördüğünüz gibi A'dan Z'ye bütün ürünleri var. Yani figüründen büyük avizesine kadar büyük bütün ürünleri var. Nasıl işler? İşlerimiz Allah'a şükür fena değil. Yani yazın daha iyi oluyor. Kışın beklemedeyiz. Öyle kışın fazla bir işimiz olmuyor. Yani. Türklerin ilgisi nasıl? Carlo Vary'ye olsun, sizin dükkanınıza olsun. Şimdi efendim şöyle, Türklerin ilgisi Carlo Vary elbette çok. Tabi buraya ulu önderimiz Atatürk 1918 yılında gelip burada aşağı yukarı 27 gün civarında bir tatili oluyor burada. Onu da bildikleri için genelde bunları biliniyor. Tur rehberleri tarafından, buraya tur düzenleyen firmalar tarafından bilindiği için vatandaşlarımız bunu merak edip görmek istiyorlar. Nasıl bir yere gelmiş, vatanımız nasıl bir yerde tedavi görmüş diyerek. Türkler de bolca geliyor o zaman. Evet, Türklerden de gelen var. Gelen de oluyor, evet. Bolca. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi işler diliyoruz. Hayırlı işler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz sizlere geldiğiniz için. Bize bu fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Atamanla Devre Alem hafta içi her gün 0:30.